Muhterem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz şu 10 günde özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, itikaf sünnetini unutmamamızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının son 10 gününde daha fazla mescitle haşir neşir oluyor idi. İtikafa giriyordu. Bizler de en azından evlerimizde, evimizin bir köşesinde bu niyetle, nafile itikaf şeklinde bir tefekkürle, tezekkürle neydi, ne oldum, nereye gidiyorum, ne yapıyorum, Ramazan ayı geçiyor, acaba bir sorumluluklarımda bir eksiklik var mı? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifle devam etmek istiyorum. İnne li rabbike aleyke hakkan ve li nefsike aleyke hakkan ve li ehlike aleyke hakkan fe a'ti kulle fi hakkın hakkahu. Muhterem Müslümanlar, bizim Rabbimize karşı hakkımız var, sorumluluklarımız var, vazifemiz var. İşte şu Ramazan ayında bunu tefekkür etmemiz gerekiyor. Bizim kendi nefsimize, kendi vücudumuza, bedenimize, kendi sorumluluklarımıza karşı vazifelerimiz var, sorumluluklarımız var. Eşimize hakeza, eşimize, ailelerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza, gelinlerimize, kızlarımıza, yani yakınımızdan başlayarak bütün çevremizdeki akrabalarımıza karşı sorumluluklarımız var, vazifelerimiz, bu her zaman var. İşte bunları bizim burada düşünerek, tefekkür ederek acaba ne kadar mı yaptık, ne kadar ihmalimiz var, işte fıtır ayı, sadaka ayı, zekat ayı, Ramazan ayı, acaba yanımda biri açta ben onu doyurabildim mi? Veya işte amcamın oğlu, efendim, veya işte teyzemin kızı, hasta mı, borcu mu var, derdi mi var? İşte bu Ramazan bize bunu hatırlatmalı, hatırlatmalı muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla bütün insanlara, bütün Müslümanlara, yani bu dalga dalga çevremizden başlayarak bize Ramazan ayı bunu hatırlatmalı muhterem Müslümanlar. Muhterem Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, innemel a'malu binniyat. Amellerin çokluğundan çok niyet çok önemli. O yüzden niyetlerimiz de ihlas ve samimi olmalı. Bazen olur ki müminin kalbinden geçirdiği güzel bir niyet yapacağı amelden öne geçiverir. Yapacağı amel belki değeri çok düşük olabilir ama niyeti çok güzeldir. Düşüncesi, fikriyatı çok güzeldir. Hem kendisi için, hem ailesi için, hem toplu çok güzeldir. Belki yapamasa bile Allah'ın katında onun değeri vardır ve derecesi de yüksektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niyetül mümin hayrun min amelihi buyurdular. Müminin kalbinden geçirdiği niyet yapacağı amelden daha hayırlıdır, daha bereketlidir. O yüzden şu Ramazan ayında bir fırsat bilelim, şu cehennemden kurtulmuş olan şu 10 günleri ibadetlerimizi, taatlarımızı eksiksiz ve noksansız yerine getirerekten, niyetlerimizi, ihlaslarımızı, samimiyetlerimizi düşünerekten, tefekkür ederekten, yani Rabbimize karşı sorumluları en hassas bir şekilde yerine getirerek yapmaya gayret gösteren muhterem Müslümanlar, Rabbim Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeden ihsan eylesin inşallah.